Merhaba arkadaşlar. Bugün C programlama dersimizin dördüncü videosundayız. Kare hesaplama yapacağız bugün. Kare hesaplamayı öğreneceğiz. Parametre fonksiyonunu kullanacağız. Parametre yani bir bilgi vereceğiz. Bir bilgiye göre biz kare hesaplayacağız. Dilerseniz başlayalım hemen. Şimdi int main'imize biz tanımlayalım öncelikle. Adım 4 diyelim. Adim 4. Adim 4. İki nokta üst üste. Kare. Hesapla. Sonra void'den hemen çağıralım fonksiyonumuzu. Tanımladığımız şeyi void kare hesapla. Şurada noktalı virgülümüzü koyduk mu? Koyduk. Kare hesapla. Parantezi aç kapat. Sonra arkadaşlar long int. Burada yüksek sayılar. Mesela bir kullanıcı yüksek sayılarla ilgili bir kare hesaplamak istediği için int fonksiyonunu, int tanımı, integer'ı kullanamayız. Çünkü 32 bitliktir. Hafıza yetmez byte olarak. Biz 64 bitlik long int komutunu kullanacağız. Long int fonksiyonunu kullanacağız. Bu daha fazla hafıza, daha fazla byte özelliği sunacak bize. Hemen yapalım, uygulayalım. Hemen long int kare yok int sayı diyelim. Sayı noktada virgül. Sonrasında ekrana kullanıcının bilgi alması için kare hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz diye ekrana printf ile yazdıracağız. İlk dersimizde gördüğümüz printf tırnağımızı açıyoruz. Karesini hesaplamak istediğiniz karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz. Hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz. Noktalı virgülümüzü koyalım. Hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz. Enter. Sonra scanf bir kullanıcı bir şeye girecek. Klavyeden bir değer girmesi gerekiyor. Scanf %d tam sayı virgül asterisk sayı. Sayımızı yazıyoruz. Sayı. Sonra iki nokta üst üste tekrardan da arkadaşlar. Sonra int kare hesaplayacağız. Evet, int karemizi tanımlayacağız. Int kare si. Yani girilen sayının karesi eşittir. Burada diğer fonksiyonuna kare fonksiyon sayı. İki nokta üst üste. Printf ekrana yazı yazdıracağız yani printf komutumuzu tekrardan. Printf tırnağımızı açalım. Girdiğiniz sayının karesi. Yani girilen sayının karesini gösterecek burada bize. Gene aynı şekilde yüzde de sonra virgül karesi. Yani karesi olmuş oluyor. Karesi. Şimdi parantezimiz kapalı. Biz burada gene fonksiyonumuzu çağıracağız. Int karesi fonksiyon fcn int
int sayı diyeceğiz, sayıyı çağıracağız. Şey, sayıyı tanımlayacağız. Int sayı dur bir dakika. Parantezimizi açalım. Buraya sonra int sonucumuzu gireceğiz. Int sonuç sonuç eşittir sayı çarpı sayı. İki sayının çarpımı olacak. Noktalı virgül eşittir return sonuç. Yani sonucumuzu tekrarlayacağız. Sonuç. Bu kadar. Şimdi ne yaptık? Onu iyice bir şey yapalım. Adim 4 dedik. Kare hesaplamaya yaptık. Kare hesaplama integer'ımızı tanımladık. Sonra void'den çağırdık. Çalıştırdık. Long int yazdık. Çünkü long int yazmamızın sebebi 32 bitlik değil de 64 bitlik daha fazla bir hafıza alanımızın olması. Ve hesaplayacağımız sayıların kullanıcının hangi sayıya gireceğini bilemediğimiz için büyük hafızalı bir komut girdik. Çünkü bazı sayıların kareleri çok çok yüksek sayılar çıkabilir. Milyarlı, milyonlu falan sayılar çıkabilir. Ondan dolayısıyla long int komutunu kullandık. Sayı dedik. Printf'le kullanıcının girmek istediği sayıyı söylettirdik. Yani karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz diye bir cümle kurduk. Scanf'le tam sayı kullanarak sayı dedik. Yani sayı almak için. Sonra sayıyı karesini diğer fonksiyonla yani karesi fonksiyonuna gönderdik. Orada tekrardan sayı çevrildi. Burada int çalışıyor. Kare fonksiyonu çalışıyor. Scanf çalışıyor. Printf sonra girilen bu sayının girdiğiniz mesela 89 sayısının karesini girdi. 81 çıktı. Girdiğiniz sayının karesi 81. Bu şekilde olacak. Gene aynı şekilde yüzde de tam sayı karesi dedik. Int karesi fonksiyon tanımladık. Int karesi sayı dedik. Int sonuç dedik. Sonuç eşittir sayı iki sayının çarpımı. Sayı çarpı sayı dedik. Yani şuradaki sayı ve şuradaki sayının çarpımı dedik. Ve sonucumuz olmuştur. Kodumuz bitmiştir. Çalıştıralım bakalım hata görecek mi kod? Hata görmedi. Hemen zaten ilk kodumuzdan başladı bu. Merhaba dostlar. Ömer Faruk Toy. Öğrenci numarası 21070607006005. Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Teknolojisi. C programlama dersi. Bir önceki yazdığımız kod. 41 sayısının iki fazlasını giriniz. Güvenlik kodumuzu yazmıştık. 43 yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Teyit başarılı devam ediniz. Doğum yılınızı giriniz diyor. 2003. Enter'lıyoruz. Bakın burada da for döngüsü kullanmıştık. Yaşınız kadar maşallah dedirttirdik. Karesini hesapladım mı istediğiniz sayıyı giriniz. Hemen girelim. 1881. Enter. 3.538.161 sayısı karşımıza çıktı. Herhangi bir tuşa basarak da bu sayfadan çıkabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.